T24 5 dakika ekonomiden herkese merhaba. Biraz önce enflasyonu öğrendik. Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayı enflasyonunu açıkladı ve Türkiye genelinde Şubat ayında fiyatlar genel seviyesinin bir önceki aya göre 0,16 arttığını öğrenmiş olduk. Bu düşük denebilecek bir oran, Şubat ayındaki fiyatlar artışı ve bunun sayesinde yıllık enflasyonda %20'nin altına uzun bir aradan sonra gerilemiş oldu. Biliyorsunuz Ağustos ayındaki kurda yani TL'de yaşanan deprem sonrasında enflasyon %25'lere yükselmişti. Sonra yeniden gerilemeye başladı. 2 aydır geriliyor. %25'ten %20'lere inmişti. Bu ay %20'nin altına ineceğine dair bir beklenti vardı piyasada ve hükümette. Beklenen oldu. %20'nin altını gördük. Önümüzdeki aylarda fiyatlardaki artışın hız kesmeye, yavaşlamaya devam etmesi bekleniyor ve iyimserlerin beklentisi yıl sonunda Türkiye'deki enflasyonun tek haneli rakamlara gerilemesi yönünde. Ben o kadar iyimser değilim şahsen çünkü bazı ürünlerdeki fiyat artışlarının kontrol altına alınmasının güç olduğunu düşünüyorum. Bu arada benzindeki yani akaryakıttaki zamların bir oranda bugüne kadar Eşel Mobil'den karşılanmış olması yani ÖTV'den yani özel tüketim vergisinden karşılanmış olması da göz önünde bulunduralım. Eşel Mobil sisteminin sürüp sürmeyeceğini şu anda bilmiyoruz. Eğer önümüzdeki dönemde petrol fiyatlarındaki artış yani dünyadaki petrol fiyatlarındaki artış ki bir süredir tekrar artış eğilimine girdi petrol. Türkiye'de pompaya yani akaryakıt istasyonlarına yansırsa buradan beklenmedik bir enflasyonist baskı görebiliriz. Neyse bu geleceğe dair bir öngörü idi. Biz Şubat ayındaki enflasyonun perde arkasına biraz bakalım. Verileri biraz inceleyelim. Şubat ayında herkesin merak ettiği fiyat gıda enflasyonunun ne kadar artacağıydı. TÜİK 0,90 yani geçtiğimiz aya göre Ocak ayına göre gıda fiyatlarının gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarının 0,90 yani yaklaşık %1 arttığını duyurdu. Bazı iyimser analistler Şubat ayında gıda fiyatlarının tanzim satışlarının etkisiyle eksiye ineceğini inmesini bekliyordu. Yani bir düşüş olmasını bekliyordu. Bu olmadı. Gıda fiyatlarını kontrol altına almanın o kadar kolay olmadığını, tanzim satışların etkisinin bir yere kadar geçerli olduğunu Şubat ayında görmüş olduk. 0,90 ama 0,90 yine de fena değil çünkü geçtiğimiz aylarda %1'in 2'nin üzerine çıkmıştı gıda fiyatlarındaki enflasyon. Geçtiğimiz ay ayakkabı ve giyim ürünlerindeki düşüş özellikle dikkat çekici. Enflasyonun 0,16 ile sınırlı kalmasında %4,81'lik ayakkabı ve giyim fiyatlarındaki düşüş etkili oldu. Siz de biliyorsunuz geçtiğimiz ay indirim ayıydı. Giyimde, ayakkabıda işte alışveriş merkezlerine gidenler görmüştür. Büyük indirimler vardı. %50 artı 20 artı 30, %80'e varan oranda indirimler yaptı perakende şirketleri. Bunun sonucunda giyim ve ayakkabıda geçtiğimiz ay bir önceki aya göre %4,81'lik bir düşüş gerçekleşti. Bir önceki aya göre eğitim fiyatının Türkiye genelinde arttığını görüyoruz. Bu yüksek oranlı bir artış. Konut fiyatlarındaki çok yavaş artış da dikkat çekici. Enflasyonun %0,16'da aylık bazda kalmasında etkili oldu. Çünkü biliyorsunuz konut satışları Türkiye genelinde düşüyor. %30'lara varan düşüşler bir önceki yıla göre söz konusu. İnsanlar konut almak istemiyor. Faizler çok yüksek. Ayrıca bu arada amorti süreleri yani kiranın alınan konutu amorti etme süresi çok uzadı. İnsanlar konutu artık bir yatırım aracı olarak görmüyorlar. Dolayısıyla konutu olan talepte ciddi bir azalma var ve sonuç Şubat ayında konut fiyatlarındaki artış %0,01 ile sınırlı kaldı. Çok düşük bir oran. Bu da enflasyonun düşük gelmesinde etkili oldu. Ev eşyası ürünlerinde de düşük oranlı bir artış görüyoruz. Ev eşyası dediğimiz şeyler işte buzdolabı, çamaşır makinesi ve diğer dayanıklı tüketim ürünleri ve mobilya. Bunların etkisiyle enflasyon 0,16'da sınırlı kaldı. Bugün Şubat ayı enflasyonunu biraz daha yakından baktık rakamlara. Yeniden T24 5 dakika ekonomide önümüzdeki günlerde görüşmek üzere.